Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olasın. Sabah 7.30'da çocukları okula gönderdim. Öyle biraz ısınma babında yatağa girmiştim. Elektrik soba yanıyordu. Uyandığımda zaten her yer dumandı. Yani ancak kendimizi dışarıya attık. O yattığımız oda yanıyordu. Çıkış yoktu, yani çıkamıyordum. Nefes alamıyorduk. Zaten çocuk nefessiz kalmıştı. Camdan dışarı kafasını çıkardım. Nefes alsın diye. Kendine gelince hemen dışarıya, şu camdan dışarıya atladım. Balkona. Ondan sonra zaten aşağıdan insanlar çabuk dışarı gel diyordu. Patlamalar başladı. Evet, pencereden çıktım balkona. Balkondan diğer kapıdan dış kapıya çıktım. Yani bu taraftan çıkamıyordum. Bu taraf kapalıydı. Yanıyordu. Yani oturduğumuz oda, koridor, arka taraflar, her taraf yani kullanılmaz durumda. Çocuklarımla perişanız, ortadayız. Okula gidiyorlar hepsi. Rezil olduk yani. Gönderemedim. Bugün yarım gün gönderdim okula. Yetkililerden sadece oturabileceğim duruma getirmelerini istiyorum evimin. Çünkü durumum yok. Eşim ancak geçimimizi yapabiliyor. Yani başka bir şey istemiyorum. Sadece evimize oturacak bir şekilde getirsinler. Oğlum TEOK hazırlanıyor. Yani bunun psikolojisini nasıl atacak? Ders çalışması lazım. Yani kendi durumum da yok, yapabileceğim bir durumum da yok. Ben zaten itfaiyecilerle hiç görüşme imkanım olmadı. Beni ambulans götürmüştü, dumandan çok etkilenmiştim. Öğlene kadar buhar verdiler bana. Ondan sonra geldim, sobadan çıktığını söylediler. Öyle tutanak tutmuşlar işte. Ben zaten astım hastasıyım. Hemen nefessiz kaldım yani dumanın içinde. Öksürükle, ikimiz de öksürükle uyandık çocukla. Zaten çocuğun nefesi tamamen, yani ben camdan nefes aldırdım. Daha sonra balkona atladım. Yani o da bayağı etkilenmiş. Battaniyeler, yataklarım tutuşunca ondan çok çabuk hızlandı yangın. Yani bir iki dakika daha çıkmasaydım ikimiz içeride çıkamazdık. Çıkmamla patlamalar başladı çünkü.